%27'de kalıyor. Kadınlardaki işsizlik oranımız çalışabilir yaşta olup, herhangi bir mesleği olup ama iş bulamamış kadınlarımızın oranı %10.8'de şu anda. Okuma yazma bilen kadın sayımız, oranımız ise kadın nüfusun %92'si okuma yazma biliyor. %8'i yine okur yazar değil arkadaşlar. Ülkemiz açısından konuşuyorum bunu. Biz niye böyle bir mesleki eğitim projesi içerisine giriyoruz? Çünkü kadınlar gerçekten bir işe el attığı zaman onu hakkıyla yerine getiriyorlar. Eğer kadınlarımız meslek sahibi olurlarsa onlar yetiştirecekleri çocuklar, kuracakları aileler bakımından daha sağlam, daha dayanıklı bir toplumun temelini atmış olacaklar. Bizler bu projeleri, bu temeli atmak için bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu projenin bu ayağında birinci öncelikli olarak siz muhtarlarımızla işbirliği yapmak durumundayız. Şimdi bu kadınlar için mesleki eğitim projesinde neler yapacağız? Sizlerden neler bekliyoruz? Sizlerden her şeyden önce tespitler konusunda bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz. Neleri tespit edeceğiz? Ne istiyoruz? Bir kere örgün eğitimin dışında kalmış, yani okuma çağının dışında kalmış bayanlarımızın tespitini yapacaksınız. Bunların içerisinde okur yazar olmayan hala var. Sayılar herhalde elimizde vardı değil mi? İlçemizdeki TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun çıkarmış olduğu verilere göre hala okur yazar olmayan vatandaşlarımızın sayısı belli bu ilçe için. Bunların mahalle mahalle sizler tarafından köy köy, artık köyde kalmayacak onun için tek bir isim kullanalım, mahalle mahalle tespitlerini yapacağız. Bunu gerek kamu görevlilerimiz vasıtasıyla gerek sizler vasıtasıyla. Kamu görevlilerimiz de olsa siz muhtarlarımız bize yol göstereceksiniz. Sizler bizlere şu evde, şu hanede bir bayan var, okul çağının dışına çıkmış ama okur yazar değil şeklinde sizler bizlere yol göstereceksiniz. Öncelikli olarak böyle bir alan çalışması yapacağız, tespit yapacağız arkadaşlar. Biliyorum. Okuma yazma kursları ile okur yazarlığı arttıracağız arkadaşlar. Şimdi bu projenin tespiti yaptıktan sonra okur yazar olmayanları her şeyden önce okuma yazma kurslarıyla, yaygın eğitimde, halk eğitimde bu açacağımız kurslarla okur yazar hale getirmemiz gerekiyor. Ne kadar çok vatandaşımızı okur yazar hale getirirsek bizim için bir sonraki adıma o kadar fazla potansiyel kadın vatandaşımızı eğitime katkı sunabileceğimiz kadın vatandaşımızı o havuza almış olacağız. Şimdi bir de bunun yanında okuma yazma kursunu bitirmiş, okuma yazmayı öğrenmiş, belge almış fakat bir okul diploması olmayan vatandaşlarımız var. Açık ilköğretim okullarına, açık ortaokullara bunların kaydını yaptırmaya çalışacağız. Bunlarla uğraşacağız. Bunların tespitlerini sizler bizlere yapacaksınız. Sizler bizlere bunu yapacaksınız ama biz onun planlamasını da sizlere şu gün sizin köye gelinecek, mahallenize gelinecek şeklinde yazılar yazacağız. Sizler bu süre zarfında o yazılar ve o tarihe kadar zaten alan çalışmalarınızı yapmış olacaksınız. Bizler de eğitimciler olarak, hatta bu çalışmalara eşim Zeynep Hanım da katılacak. Zaman zaman belki hepsine katılamayabilir ama hane gezilerini de gerçekleştireceğiz. Sizler eşliğinde, sizlerin tespitleriyle eğitim çağının dışında kalmış, okur yazar olmayan, bunları okuma yazma kurslarına kazandırabileceğimiz vatandaşlarımızı tespit için gezeceğiz. Bu gezileri esnasında sizin yaptığınız tespitlerde bir de karşımıza şunlar çıkacak. Okuma yazmayı öğrenmiş, belgesini almış. Okula gitmiş, yarım kalmış. Yarım kalmış, okulu terk etmiş ama diploması yok. Ne diploması yok? İlkokul diploması yok. Ortaokul diploması yok, lise diploması yok. Öncelikle hedefimiz ilkokul diplomasını aldırmak. İlkokul diplomasını almış olanları tespit edip bunları açık öğretim ortaokullarına. Açık öğretim liselerine genel olarak söylemiyorum ama ilk hedefimiz açık öğretim meslek liselerine. Bu projenin gayesi kadınlarımıza meslek kazandırmak olduğu için öncelikli olarak biz orta öğretim diplomasına sahip olan kadınlarımızı açık öğretim meslek liselerine kanalize ederek onların liseyi bitirdiği andan itibaren bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
Bunun için uğraşacağız. Sizler de mahallelerinizde tespitlerinizi, araştırmalarınızı özellikle bu yönde yapacaksınız. Dediğim gibi hiç okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursu açılması, okur yazar olanlara okulunu terk etmiş, kursa gitmiş, ilkokulu bitirememiş, ortaokulu bitirememiş bunları açık öğretim, ilk öğretim okulları ve açık öğretim ortaokullarına dahil edebilmek için bir araştırma yapacağız, kayıtlarını yapacağız. Hane hane gezeceğiz, gerekirse ikna metotları kullanacağız. İkna metotları derken biraz sonra söyleyeceğim, gönüllülük nerede devreye girecek burada, bunu da söyleyeceğim sizlere. Eğer açık öğretim ortaokullarından veya düz ortaokulu bitirmiş ama liseyi bitirememiş ne kadar bayanımız varsa, bunları da öncelikli olarak açık öğretim lisesi demiyorum bakın, açık öğretim meslek liselerine dahil etmeye çalışacağız. Peşinden açık öğretim liselerine. Ha, oldu. Baktık hiçbirine gelemiyor. Diyor ki ben 4 sene boyunca açık öğretim lisesi veya açık öğretim meslek lisesine gidemeyeceğim diyor. O zaman onları biz hayata katkı sunabilmeleri için, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için ve ailelerine, çocuklarına, dolayısıyla topluma daha faydalı bireyler haline getirebilmek için yaygın eğitim kurslarını, meslek eğitim merkezimizde olsun, diğer meslek kursları veren okullarımızda olsun, halk eğitim merkezimiz aracılığıyla olsun, iş edindirecek kurslara yönelteceğiz. Nedir bu? Daha önce açtığımız kurslarımız var. İşte kat temizliği olsun, hasta bakıcılığı olsun, pek çok İngilizce, yabancı dili olsun, bilişim. Her türlü bilişim, bilgisayar, her türlü kursa, onlara meslek kazandırabilecek her türlü kursa yönelteceğiz. En son aşamada bunu da yapacağız. Şimdi bunun gönüllülük neresinde? Arkadaşlar tabii biz de bu konuları kendimiz okuyup kendi bilgilerimizi hem tazeleyip hem yeni bir şeyler öğrenirken ben üniversite bitirmiş bir kişiyim. Evimizde, sokağımızda, mahallemizde üniversitesini bitirmiş, bir eli iş tutan veya çalışma ihtiyacı hissetmeyen veya mesleği de olmasa da pek çok kişi vardır ki bu sevgi gönüllülerine katılabilir. Sevgi gönüllülerine katılmak için şimdi ben birer de şöyle broşür vereceğim ama yetecek mi bilmiyorum. İlden istedik ama o tarafa verildi mi? Bu tarafa doğru da verebiliriz. İlden de istedik, yolda geliyor ama onda biraz geç kaldık bu tür broşürlerde. Her şeyden önce bir web sayfası var. sevgigönüllüleri.gov.tr diye. Gönül elçileri. Ha, gönül elçileri. Pardon, sizinkiler karışıyor. Gönül elçileri. Sayfaya bakalım. Ben girdim yani orada. aydin.aile.gov.tr'ye girdiğiniz zaman Aydın'la ilgili siteye otomatikten çıkıyor. Ama bir de şey var. Hiç oraya girmeseniz. Aile.gov.tr var Sayfaya bakalım. O da bakalım. Bir de gönül elçileri.gov.tr var. Orada da giriyor. Oradan bilgilerinizi giriyorsunuz. Ben inanır mısınız bu toplantıya ile gittiğimde hemen orada kendi şeyden, tabletten girdim ve bana hemen hoş geldiniz sayın gönül elçimiz diye bir mesaj geldi. Şimdi ne yapabiliriz düşünürken herkes diyor ki yok asla ben buna inanmıyorum, zaten mutlaka olur istedikten sonra. Yeter ki dediğim gibi kadın bunun farkında olsun. Kadın bunu istemeli. Zorla bir şey yaptıramayız kadına. Hani kadının aklında başka bir şey varsa onu oraya kanalize edemezsiniz. O yüzden de gönül elçilerimizin yani bu işte yardımcı olacak olan arkadaşlarımızın kadınımızı bu yönde yönlendirmesi. Ben mesela köyünüze geldiğim zaman veya mahallemize geldiğim zaman o kadınlara bunları söylemek istiyorum. Yani siz bunu istemelisiniz. Çünkü hem toplumun kalkınması bir yana, kendinizin toplum içerisinde daha rahat hareket edebilmenizi sağlayacak bir durum yaratıyor bize bunlar. İkinci ayak olarak da mesleki edinme. Şimdi benim yanımda çalışan kızlarım var, gelip giden yardımcılarım var. Ben onlara benim evimde yani bir temizlik yaparken üzülüyorum. İnanın hepsine de meslek edindirme ile ilgili işte bu hasta bakıcılığına gönderdim. Şimdi hani istiyorum onlar hani başarabilirler, yapabilirler. Başka türlü ekonomik hem güçleri, ekonomik özgürlüklerini kazanabilirler. Hem de başka yerlerde daha faydalı olabilirler. O yüzden bu meslek edindirmek açısından da kadınlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Hani bazen az önce de dedik,
tamam orta öğretimini tamamlamış, diploması da var. Ama bundan sonra hani lise eğitimi almak istemiyor olabilir. Üniversitede okumak istemiyor olabilir ama en azından ben bir meslekle ilgili bir bilgiye sahip olmak istiyorum. Bir kat görevlisi olabilir, bir muhasebe okumak isteyebilir, bir bilgisayar ile evindeki bilgisayarı belki kullanmak isteyebilir, değil mi? Yani bu illa da bu çalışmaların sonunda herkes işe girecek diye bir kayıt da yok. Bunu da hemen altını çizmek istiyorum. Ha ben işte meslek edinme kursuna gittim. Oradan belge aldım. Artık ben bir işe mutlaka gireceğim garantisi de yok bu olayın. Hani İŞKUR'a müracaatlarınızı yaptırdığınız takdirde bunlar gündeme alındığı takdirde değerlendirilebiliyor. Hani biz kadınlarımızı da aman işte size meslek eğitimleme kurslarını alıyoruz, arkasından da şurada işe sokacağız gibi bir vaadimiz yok.